Merhaba Senin Hikayen izleyicileri. Yakın zamanda hayata geçirmiş olduğumuz Senin Hikayen projesi kapsamında sektörün içerisinde ve alanında önce isimlerin hikayeleriyle sizleri buluşturmaya devam ediyoruz. Bugünkü konuğumuz ekibimizin yazarlık döneminde tanımış olduğu, şimdilerinizde sevilen oyuncusu Bahadır Yenişehirlioğlu. Öncelikle hoş geldiniz hocam. İlk sorumla başlamak istiyorum. İzmir 9 Eylül Üniversitesi Hukuk Fakültesi mezunusunuz. Bölümünüzü tercih etmekteki motivasyon kaynağınız ne oldu? Ve avukatlık mesleğini kaç yıl sürdürdünüz? Günümüzde, dün de öyleydi, bugün de öyle. Bundan sonra da herhalde öyle olacak, öyle görünüyor. İnsanlar kendi mesleklerini seçerken, tercihte bulunurken çok bilinçli olarak hareket etmiyorlar. Bir de malumunuz üniversite eğitimi almanız lazım bir kariyer oluşturmanız için. Üniversite eğitimi de sizin her arzu ettiğiniz bölümü elde etmeniz ve oraya girmeniz teknik olarak günümüzde mümkün değil. Bir sınav sistemi var. Bu sınav sisteminde arzu ettiğiniz yerin puanını tutturabiliyorsanız ve o şanslı kişilerdenseniz arzu ettiğiniz bölüm üzerinde bir kariyer oluşturabiliyorsunuz. Ama bu çok az insanda var olan bir şey. Türkiye açısından durum böyle. Bazen insanlar, gençler hiç arzu etmedikleri, istemedikleri bölümleri okuyabiliyorlar. Ama içlerinde hep bir ukde kalıyor yapmak istedikleri işle alakalı. Sizin de bu programı yapmak amacınız biraz da o. Yani başka başka meslek mensuplarının daha sonraki hayat dilimlerinde arzu ettiklerini gerçekleştirebilme, hayata geçirebilme, burada da örnek teşkil ediyor olmaları. Esas işin renkli kısmı bu. Ben annemin isteği üzerine hukuk fakültesine girdim. Benim arzu ettiğim bir şey değildi hukuk eğitimi almak. Ben bunu hep söylerim. Ajitasyon yapmak için de söylemiyorum. Bir realite olduğu için söylüyorum. Benim menkıbem böyle olduğu için söylüyorum. Yani buradan yola çıkarak bir prim yapmak, bir arabesk hava oluşturmak derdinde değilim. Yanlış anlaşılmasın. Ama benim babam felçliydi. Allah rahmet eylesin. Bir baba oğul ilişkimiz de hiç olmadı. Beni yönlendirmesi söz konusu değildi. Öyle bir imkanım yoktu. Ben içgüdüsel olarak hep Paris'e gidip resim eğitimi almak istiyordum. Ressam olmaktı esas derdim. Rahmetli annem, rahmetli babamı bir gün beslerken, çünkü yedirirdi ona. Babam elini ayağını kullanamazdı. Babamı yedirirken ben de anneme ben Paris'e gidip resim eğitimi almak istiyorum diye söyledim. Annem orada olmadı. Belki duydu duymazlıktan geldi. Ya da gerçekten duymadı. Ben bunu... Hocam çok sözünüzü bağla kesiyorum. Yani belki de o zamanlarda ressamlık hani geçici bir meslek değildi aileler için. Tabii. Zor bir şey. Benim söylediğim ve talebim çok radikal bir şey. Sonra ben bunu bir daha tekrar ettim. Sonra annem rahmetli döndü. Çok bana göre çok tarihi bir cevap verdi o günün şartlarında. Dedi ki, ama hiç istifini de bozmadı, sinirlenmedi de. Sadece döndü, kulağı kesik Van Gogh gibi sürünmek mi istiyorsun dedi. Avukat olacaksın, adam gibi çalışacaksın, para kazanacaksın dedi. O oldu benim için. Kulağı kesik Van Gogh gibi sürünmek de var. Evet, ama annemin Van Gogh'u biliyor olması enteresan. Kulağını kesmiş ve bohem hayatı içerisinde büyük acılar çekmiş ve sürünmüş bir adam olduğunu biliyor olması çok enteresan. Bana çok doğru bir yerden, çok doğru bir örnekle çıktı. Ben de efendi bir çocuktum, yani uslu bir adamdım. Gençliğim de öyleydi. Hani her şeye rağmen bunu hayata geçireceğim, yapacağım gibi bir inatlaşmam yoktu. Çünkü gözümün önünde zaten çok sıkıntı çeken bir annem vardı. Benim de ona sıkıntı oluşturmamam lazımdı. Ben annemin isteği üzerine hukuk fakültesine ilk tercihimdi ve oraya hedeflenmiştim. İstemediğim halde ilk tercihimi tutturdum ve avukat oldum. 30 yıl kadar da mesleğimi sürdürdüm. Yani non-stop, yani yemedim 27-28 yıl, ben ona 30 diyorum artık. Uzun soluklu olarak bu mesleği yaptım. Matematik kurallarını yerine getirerek yaptım. İyi bir avukat oldum, onu söylemeliyim. Bütün ekonomik kariyerimi buradan temin ettim. Ayaklarımın üzerinde sağlam durabilmeyi bu meslek bana sağladı. Ve bu meslekten elde ettiğim ekonomik güç belki bana
şu an icra ettiğim meslekleri yapmakta da bir motivasyon sağladı. O yüzden pişman değilim hukuk eğitimi aldığıma. Pişman değilim annemin dinlediğimi. Ve avukatlık önemli bir kariyerdir. Mesleki olarak da, insan hikayeleri olarak da insanı çok besler. Ve iyi ki de hukuk okumuşum diyorum. Yani pişman değilim ama artık yapmıyorum. 30 yıl profesyonelce yaptım. Yeter, burama geldi. Başka şeyler yapmak istiyorum dedim ve başka şeyler yapıyorum. Aslında tam da bizim değinmek istediğimiz konu sizin hikayenizde gerçekten çok özdeşleşti. Şu anda da tercih döneminde olan gençlerimiz var. Her birisi kendi ailesi veya çevresi etkilerinin altında kalarak hangi bölümü tercih etmekle ilgili böyle çok arada kalıyorlar. İnşallah diyelim... Belki de birçoğu da kendi ailesinin önerdiği mesleği tercih etmek durumunda kalacak. İnşallah onlar da sizin gibi tercih ettikleri için mutlu olurlar diyelim. Mesleğini uzun soluklu bir şekilde sürdürebilir ama inşallah... Umuyoruz. İstediklerini tercih edebilirler. En önemlisi o çünkü işini severek yapmak herhalde başarılı olmanın birinci yoludur. Evet. Şimdi biz avukatlıktan sonra biraz daha böyle yazarlığa doğru geçiş yapmak istiyoruz. Abinize babanızın ağzından yazdığınız mektuplarla yazarlık serüveninize başladığınızı biliyoruz. Bizler de yazarlığa adım attığınız o anları, yazarlığı sürdürme kararındaki duygu ve düşüncelerinizi paylaşabilir misiniz? Şuna inanıyorum, hani biraz önceki ilk sorunuza verdiğim cevapla bağlantılı olarak insan mecbur gençlerin eğlencesi güzel. Yok, ben bu enerjiyi severim. Gülmek güzel şeydir. Kendi mesleğini icra etmek ve burada ayaklarının üstüne durmanın önemine inanıyorum. Ama esas vurgulamak istediğim husus şu. Zaman kişinin kendi menkıbesi, ileride onun önüne başka fırsatlar çıkarabilir. Hiç ummadıkları anda başka kapılar açılabilir önlerinde. Öyle bir imkan doğar ki o imkanı değerlendirmeleri gerekir. O imkanı değerlendirme aşamasında dur, hazırlık yapayım, yerine getireyim, öğreneyim, tamamlayayım deme imkanları yoktur. Hazır olmaları lazımdır. Bu şu demek, hangi mesleği icra ediyorlarsa etsinler kariyer kurgularında. Ama kendilerini öyle donanımlı hale getirmeliler ki ileride önlerine çıkan kendi yaptıkları meslekleri ya da yapmayı planladıkları meslekleriyle alakalı hazır ve donanımlı olmaları lazım. Bunun için de eğitimli, okuyor olmak, empati yapıyor olabilmek, dünyayı, kendini ve çevreyi, yaşadığı coğrafyayı tanıyor olmak, kültürünü, kadim değerlerini, dini yapılanmasını biliyor olmaları lazım. Yani hangi mesleği yapıyorlarsa yapsınlar, mutlaka background'larında entelektüel bir donanımın var olması lazım. İşte o varsa süreç içerisinde hayatlarında önlerine çıkan fırsatları değerlendirmekte ve onları yorumlamakta işleri kolaylaşır. Ben ortaokula gitme süresinde bile çok okuyan bir adamdım. Hep söylerim, rahmetli annemin teşviki üzerine. Ailem okuyan bir aileydi ve bizim de okumamızı, bizatihi kitap okumamızı zorlayan bir aileydi. Çünkü annem zamanında kendi gençliğinde, kendi çocukluğunda eve gelen kasap kağıtlarını bile temizleyip okuyan bir kadınmış. Okumaya meyilli bir kadın. Dolayısıyla o süreçte kendi de okumuş, bize de okumaya teşvik etmiş. Ben bu süreç içinde altyapımı tamamlamıştım zaten. Yani 30 yıllık meslek hayatımı yaparken evet, bütün dünyayı dolaşma imkanım oldu. Çok okuyarak kendimi çok geliştirdim. Mesleğim zaten bana çok şey katmıştı. Süreç içinde yaptığım çalışmalar bana ciddi manada yardımcı oldu. Bu birikim, bu donanım. Evet, yazarlıkta tamamen aslında planladığım bir şey değildi.
çok okumak bir süre sonra Allah vergisi bir kabiliyetiniz varsa kelama dönüşüyor, yazıya dönüşüyor. Evet. Her çok okuyanın menkıbesi böyle mi gelişir? Hayır. Ama eğer yeteneğiniz var, yazmak da istiyorsanız ve çok okuyup çok da artık dolmuş hissediyorsanız kendinizi, bu o zaman bir kelama dönüşüyor. Ben de öyle oldu ama bunun nasıl başladığı hususunu birkaç televizyon programında da dillendirdim. Bana bir televizyon programında sordular, ne zaman başladınız diye. Ben evet 2011'de yazmaya başladım dedim ama durup dururken 2011'de hadi bir kitap yazayım, roman yazayım mı idi benim menkıbem. Eve döndüğümde ben bu soruyu kendime tekrar sordum. Sen ne zaman yazmaya başladın esas? Evet 2011'de ilk profesyonel kitabını çıkardın ama bunun bir geçmişinin olması lazım. O zaman işte hep kaçtığım, sakladığım, belki kendime bile itiraf etmediğim bir şey gün yüzüne çıktı. Evet 12 Eylül olmuştu. Abim cezaevindeydi. İdam cezasıyla yargılanıyordu. Babam felçti. Babam idam cezasıyla oğlunun öleceğini, asılacağını düşünerek o hasta haliyle daha fazla bunu kaldıramadı. Vefat etti. Ben babamı defnettikten sonra eve geldim ve bunu abime nasıl söylerim? İdam cezasıyla yargılanan bir adama babamızın öldüğünü nasıl söyleriz? Bir de çocukluktan itibaren hep sorumluluk sahibi bir adamdım. Yani kimse bana şunu şöyle yap demek durumunda kalmazdı. Ben akleder ve yapardım. Refleks olarak bir kalem kağıt geçti elime. Evet. Ve bu kalem kağıdı alarak bir Cihan'a babamın ağzından mektup yazdım. Oğlum Cihan nasılsın, iyi misin? Bir gün tekrar bir araya geleceğiz. Ailece hep birlikte o sofraya tekrar oturacağız gibi. Babam konuşamazdı. Dediklerini biz anlardık. Zaman zaman da biz onları yazardık. Ve ben böyle Cihan'a bu mektubu gönderdim. Aslında çok tehlikeli, çok riskli bir şey yaptı. Çok sorumluluk sahibi bir şey. Ama derdim Cihan'ı korumaktı. O acıyı ona yaşatmamaktı, o travmayla yüzleştirmemekti. Çünkü kendini suçlayacaktı. Ve bu bir baktım 3 yıl sürmüş. 3 yıl boyunca ölmüş bir babayı evin içinde canlı hale getiriyorum hayalinde. Ve onunla sohbet ediyorum. Onun sözlerini kağıda aktarıyorum, ağrına gönderiyorum. Yani aslında delice bir şey. Çok normal bir şey değil. Ve ben bunu niye yaptım hala bilmiyorum. Yani şimdi olsa yapar mıydım? Sanıyorum yapmazdım. Ama o günkü aklımda, o acemiliğimle öyle bir çözüm bulmuştum kendimce. Ve bunu aileme de söylemiştim. Ve biz bunu sakladık. Ne zamana kadar bir gün Cihan'la cezaevinde görüşmeye gittiğimde yüzleştirdi bizi. İçerideki bir cezaevindeki bir tutuklunun ailesi tarafından babasının öldüğü tarihi öğrenmiş. Benim gönderdiğim bütün mektuplarda sahte olduğunu anlamış. Aslında o bir yazarlıktı benim için. Ölmüş bir babayı canlandırmak, onu bir karakter haline getirmek ve daimi onun ağzından bir şeyler yazmak bence çok önemli bir yazarlık deneyimi. Gerçek bir şey. İşte şimdi benim yazdım. Ben abimi 3 yıl boyunca babamın yaşadığına inandırdıysam romanlarımdaki kahramanlar da gerçekten çok güçlü oluyor. Ve o kahramanlar mutlaka okuyucuya dokunuyor. Demek ki hissederek yaptığım bir şey. Ama sanıyorum ilk yazarlık deneyimim abime yazdığım sahte mektuplarla. Çok güzel. Ya, gerçekten o yazarlık mesleğinizin hikayesi bile ilham veriyor yani. Maşallah çok güzel. Sorumluluk. Burada evet. Esas önemli olan şey şu. Ya adam bana ne diyememe. Durumdan vazife çıkarma. Yara sarma derdinde olma. Yani var olan yaraları izale etme. Ben hep kendimi öyle tanımlıyorum zaten. Ben asla yara açan değil, yara saran olacağım. Böyle bir misyon üstleneceğim. Yaptığım, ortaya koyduğum eserlerle, kitaplarla, içinde yer aldığım dizi ve sinema projelerinde yara saran olacağım. Yara açan olmayacağım. Ben o günden yara sarmaya başlamıştım aslında. Abimin yarasını sarmaya, ailemin yarasını sarmaya başlıyordum ki 6 yıl cezaevinde kalan ve idam cezasıyla yargılanan abim sonra 12 Eylül döneminin konjonktürü değiştiği için ya senin hiçbir suçun yokmuş, biz seni boşu boşuna tutmuşuz içeride deyip beraat etti. Evet. Ama babası ölmüştü, annesi kanser olmuştu, cezaevinden çıkınca da araba çarpıp ölmüştü. Çok travmatik bir hadise. Ben acının insanları beslediğini ve pek çok sanatçının, pek çok yazarın, ben edebiyatı da aynı zamanda sanatın içinde görürüm. Edebiyatçı aynı zamanda sanatçıdır, ayıramayız. Onların mutlaka ortak geçmişlerine baktığınız zaman, gerçek sanatçılara,
gerçek edebiyatçılara, yani popüler kültürün maymunlarını kastetmiyorum burada. Hani günümüz tabiriyle artistleri dışarıda tutuyorum. Popüler kültürün maymunlarını dışarıda tutarak söylüyorum. Gerçek edebiyatçılar, gerçek aktörler, aktrisler geçmişlerinde mutlaka çok ciddi acılardan beslenerek üretim potansiyellerini arttırmışlardır diye düşünüyorum. Buradan hocam sorumlulukla ilgili sorumluluğun üzerinde çok durdunuz. Hani gençken çok sorumluluk aldığınızı ve onun sizi beslediğini, geliştirdiğini. Şimdi konumuz da biraz da gençler üzerinde bir çalışma yaptığımız için günümüz gençlerinde bu sorumluluğun aslında sorumsuzluk demek istemiyorum ama sorumluluğu almak istemeyen gençlerimiz çok fazla. Siz hep yara açmayan tarafta olmaya gayret etmişsiniz. Şimdi buna hani biraz örnek vermek gerekirse annenizin size sağlamış olduğu yönlendirmeler, hani hiçbir pişmanlık yaşamamışsınız. Şimdi gençlerimiz annelerini belki de hani yara açmayan dediniz ya, onlar annelerinin iyi bir şey söylemek isterken belki de sert çıkışlarıyla kalbini de kırabiliyorlar. Aslında yara açıyorlar diyebiliriz o yüce gönüllerde. İnşallah sizin bu söyledikleriniz gençleri biraz daha böyle yara açmak değil de yara kapatmak, daha büyüklerinin yönlendirmelerini daha olumlu karşılayarak geleceğe hazırlanırlar diye ben umut ediyorum. İnşallah. Ben üniversitelerde ya da okullara, evet, seminerlere gittiğimde, konferans vermeye gittiğimde hep genç arkadaşlarla onları paylaşıyorum. Şunu diyorum. Evet. Yani siz kendinize güvenmez ve kendinizi önemsemezseniz hayatın sizi önemsemesini beklemeyin. Evet. Ve sürekli elinizde olmayan, size hayatın sunmadığı, negatif yorumladığınız şeylerden yola çıkarak daimi bir olumsuzlukla yaklaşmayın hadiseye. İnsanların aile yapıları farklı olabilir, anneleri babaları ayrılmış olabilir, ekonomik seviyeleri çok düzgün değildir. Pek çok gencin bir çalışma odası yoktur, tatile çıkmak istiyordur, çıkamıyordur, belli yerlere gitmek istiyordur ama ekonomik olarak sıkıntısı vardır gibi gibi, bunu evet, istediğiniz kadar çoğaltabilirsiniz. Bunlar mazeret değil. Değil. Evet. Bunu şuradan yola çıkarak söylüyorum. Evet, benim babam felçliydi, hiçbir zaman babam olmadı. Zerre kadar bana yol gösterici olacak biri olmadı hayatımda. 12 Eylül'de abim tutukluydu, babam ölmüştü, annem kanserdi, ben hukuk fakültesine gidiyordum. Bir yandan okula gidip geliyordum, hafta sonları annemin yanına geliyordum ve onu motive ediyordum. Onu mutlu etmenin yollarını arıyordum. Annem berbere bile gitmezdi, ben berberi eve getirdim, annemin saçlarını yaptırırdım evin içinde. Ona moral olsun, motivasyon olsun diye. Şimdi eğer siz olmayan şeylerden sürekli şikayet edip kendinizi aşağı çekerseniz hayatta sizi aşağı çeker. Oysa ki siz kendinizi var etmek, kendinizin menkıbenizi başarıyla sonuçlandırmak için kendinizi önemseyip mücadele etmek zorundasınız, başarmak zorundasınız. Bunun için şikayet değil, nasıl tutunabilirim, nasıl başarabilirim, elde ettiğim şeyi nasıl en kısa sürede elde edebilirim, bunun üzerine kendinizi geliştirmeniz lazım diyorum. Kendine acımak. Kendine acımak aslında kendini aşağılamaktır bana göre. Kendinize güvenmek zorundasınız aşağılamak yerine, acımak yerine. Kendi içinizdeki potansiyele güvenmelisiniz. İnsanın gençliğinde şöyle bir derdi olmalı. Ben babamdan daha iyi noktada olacağım. Ve benim çocuğumun daha ileriki noktada olması için ben mücadele edeceğim. Bu bir erkeğin kendini erkek olarak kurgulamasıyla alakalı. Aynı şey kadınlar için de geçerli. Bu başarmanın önünü açan en ciddi motivasyon aslında. Yoksa bir kenara çekilip yanlış işler, yanlış ortamlar, yanlış araçlar, yanlış materyaller kullanarak kendinizi çökertebilirsiniz ve hayatın içinde kaybolup gidersiniz. Sert bir rüzgarda bir kuru yaprak sizi alır götürür ve sizden esameniz kalmaz. Ne renginiz, ne kokunuz, ne bir iziniz. Oysa ki yaşadığımız gezegende iz bırakmak istiyorsak, birilerini etkilemek istiyorsak, müsbet, olumlu bir şeylere imza atmak istiyorsak, o zaman daha o yaşlarda kendimize güvenmek ve kendimi nasıl yapılandırabilirim, nasıl kendimi var edebilirim derdinde azami saldırmak mecburiyetinde, yıkıp yakmadan, kendimize güvenerek, hayatın bize vermediği ekstraları süreç içinde elde etmek mücadelesiyle bunu yapmak zorundayız.
Bunu yapanlar başarılı oluyorlar. Bunu yapanlar hayata tutunuyorlar. Bunu yapamayanlar ya da küresel sömürü düzeninin de teşvik ettiği unsurlarla o girdaplara kapılanlar kaybolup gidiyorlar. Hocam, gençlerin hayatlarında edebiyatın yeri ve önemiyle ilgili neler söylemek istersiniz? Bakıyorum süreç itibariyle günümüz gençlerine okumaya meyilliler. Evet. Hani biraz daha arttı değil mi hocam? Evet, metropollerde bunu daha yoğun halde görüyoruz. Üniversite kesiminde bunu daha yoğun olarak görmeye başladık. Yani okumanın önemine kavramış durumdalar. Hem imza günlerimizdeki gelen kitlelerden, hem bizimle irtibata geçen insanların, gençlerin yaş gruplarından, kimliklerinden yola çıkarak söylüyorum. Bir de yayın evlerinin takip ettiği politikalar ve istatistiklerden yola çıkarak söylüyorum. Gençlerimiz edebiyata yöneldi. Ama burada bir handikap var. Benim tespit ettiğim bir tehlike var. Evet, okuyalım. Evet. Edebiyattan ayrı kalmayalım. Çünkü edebiyat bizi var eden bir şeydir. Bizi besler. Asla at gözlüğü taktırtmaz bize. Daha vizyoner düşündürür. Ve kendimizi ifade etme noktasında edebiyatın gücü çok önemlidir. Kendimizi hayata karşı kurgulamak üzere edebiyat bizim besleneceğimiz bir kaynaktır. Ama buradaki handikap ve soru şu. Siz doğru kaynaktan besleniyor musunuz? Çünkü küresel sömürü düzeni edebiyatla da toplumlara saldırıyor. Edebiyat adı altında aslında pimi çekilmiş bomba haline gelmiş kitapları gençler arasında önemliymiş gibi reklam kampanyalarıyla yüceltip okunabilir kılmak için azami gayret sarf ediyor. Gençlik bazen okuyormuş gibi görünüyor ama okuduğu kitap aslında onu zehirliyor. Sansür taraftarı değilim ama imza günlerinde 16 yaş grubu, 14 yaş grubunun kuyruklarına bakıyorum ve onların hangi imza kuyruğunda olduğuna bakıyorum ve o tezgahtaki kitaplara baktığım zaman içim çok acıyor. Okudukları edebi bir metin değil, okudukları onları geliştirecek bir şey değil. Okudukları çünkü o yaş grubunu hedef almış kitle, o organizasyonun parçası olanlar o hedefi, kitleyi hedefliyorlar ve onların hormonal faaliyetlerini kışkırtmak, kan, gözyaşı, seks ve vampir hikayelerinden yola çıkarak bambaşka abuk subuk konularla onların zihni yapılarını bozuyorlar ve onları allak bullak ediyorlar. Bu değil kastettiğimiz tabii. Kastettiğim edebi metinler, dünya klasikleri, Türk klasikleri, Garp, Şark klasikleri. Buradan beslendikleri takdirde kendilerini var edebilirler. Yoksa popüler kültürün onlara eser diye sunduğu o aslında oltaya takılmış minicik bir kurt gibidir o kitap. Onu açıp okuduğu zaman o oltanın çengeli damağına takılıyor ve uzun süre kanatıyor onu her sayfada. Bunu anlamalarını istiyorum, bunu idrak etmelerini istiyorum. Okusun dediğimiz şeyler edebi metinler. Evet. Kadim değerlerimizi evrensel olarak yorumlayabilen Türk ya da yabancı klasikler. Esas kastettiğimiz bu. Bunun yanı sıra iyi yeni Türk yazarlar, yabancı yazarlar ama derdi edebiyat olan, derdi insan olan metinler burada kastettiğim. Bu metinlere yönelik gençleri görmek beni çok sevindiriyor. Hocam tam bir diğer sorumuza geçmek istiyorum çünkü çok ilişkili bununla. Yazmak ve okumak eğiliminin sizin dünya görüşünüzde ve yaşam tarzınızdaki etkisi ne oldu? Okuma eylemi yani ortaokuldan itibaren yaptığımız ya da herkesin menkıbesine göre değişir. Kimi lisede yoğun okur, kimi üniversitede yoğun okur. Okuma eyleminiz zaten sizin kişiliğinizi var etmeye başlıyor. Farklı kaynaklardan, farklı yazarlardan, uluslararası değeri olan metinlerden ve yazarlardan, klasiklerden, Türk klasiklerinden yola çıkarak yaptığınız o okuma eylemi zaten sizin kişiliğinizi var eden bir şey. Kendinizi kurgulamanız için olmazsa olmazlardan bir şey. Okuma eylemi benim kişiliğimin gelişmesinde, dünyaya bakış açımda ve hayatı, insanları ve kendimi yorumlamam açısında inanılmaz bir done sunmuştur. Bir materyal oluşturmuştur, inanılmaz bir veri oluşturmuştur. Yazmak bunun üstüne. Çok okuyorsanız,
okuma eylemi can acıtıcı bir okuma eyleminden yola çıkarak zaten okumuşsanız, biraz önce söylediğim gibi Allah vergisi bir kabiliyetiniz varsa da bu kelama dönüşüyor. Artık bu kadar çok okuma, yaşadıklarınız ve hayat menkıbeniz sizin kelamınızda size has bir renk, size has bir büyü, size has bir koku oluşturuyor. İşte belki yazarların hepsi aynı konuları bahsederler. Amerika'yı yeniden keşfetmemize gerek yok. Yeryüzü gezegenindeki duygular, değerler zaten belli. Ama sizin bunu yorumlama biçiminiz belki bir sihir. Herkesin kendine has bir sihri var. İşte renk, koku, büyü derken bunu kastediyorum. Aynı şeyi söylüyorsunuz belki ama başka bir cepheden bakarak söylüyorsunuz. İşte bu sizin yazım tekniğinizi ve sizin kimliğinizi oluşturuyor. Ama bunun oluşması için o uzun süreçteki okuma faaliyetini de yapıyor olmanız, yapmış olmanız lazım. Okumak benim kimliğimi belirlemiştir, okuma faaliyetlerim. Ve bu kelamıma da yansımıştır. Oradan yola çıkarak kendi kelamımı oluşturmuşumdur. Ve benim kendi tarzım, yazım tarzım ortaya çıkmıştır diye düşünüyorum. Buradan biraz oyunculuğa geçiş yapmak istiyorum. Olur. İlk oyunculuk teklifinizi nasıl ve ne zaman aldınız ve ailenizin tepkisi ne oldu bununla ilgili? Yani aslında bunu birazcık mizahla izah edebilirim. Yani oyunculuk teklifini aldığımda zaten kemale ermiş bir adamdım. Yani kötü yola düşmem mümkün değil. Dolayısıyla ailemin bir onayı gerekmiyor. Bir onay açısından değil, onlar nasıl karşıladı? Neyi kastettiğini anlıyorum da, hani Yeşilçam hikayeleri vardır. Evet. Kasabadan gelmiştir İstanbul'a, kötü yola düşer bazı kişiler. Benim menkıbemde bu yok. Evet. Oyunculuk hiç düşüncemde yoktu. Hayal bile ettiğim bir şey değildi. Aktörlük. Evet. Almanya'ya kitap fuarına gidiyordum ve Alman Büyükelçiliği'nde vize için müracaatımı yapmıştım sorumlu kuruma. O esnada gazeteci yazar Ahmet Tezcan Bey ile görüşmüştük. Ve Kahramanmaraş'a geleceğimi ve ertesi gün Sahaf İsmail Efendi'yi yorumlamam gerektiğini söyledi. Ben de böyle bir şeyin nasıl olacağının tereddütünde konuşurken gelmezsen bir daha yüzüne bakmam dedi. Ve biz ve benim ilk oyunculuk menkıbemi başlatan Ahmet Tezcan'dır aslında. Çünkü o Yedi Güzel adamın senaryosunu evet. yazıyordu. Evet. Sahaf İsmail Efendi karakterini yazarken bir bölümlük beni düşünerek kodlamış. Sahaf İsmail Efendi'yi yazarken senaryoda ben gözünün önüne gelmişim. Asker arkadaşımdır, beni de iyi tanır. Çok da sevdiğim bir dostumdur, can dostumdur Ahmet. Ve ben Almanya programını iptal edip Kahramanmaraş'a gittim. Kahramanmaraş'ta beni giydirdiler, makyajımı yaptılar, hadi oyna dediler ve ilk şoku orada yaşadım. Allah'tan kötü yola düşmedim. Ve onu iyi yorumladım sanırım. Aslında ilk sahneye çıktığımda yok ben bu işi yapamayacağım dedim. Yani bütün ezberlediğim replikleri unuttum ve ne yapacağımı bilmez haldeydim. Sanki bir projektöre yakalanmış tavşan gibi. Sonra Ahmet hadi gel bir çay kahve içelim dedi. Yönetmenle beraber çay kahve içerken kafama şu dank etti. Yo, bu söylediğim son derece samimi. Yani belki benim oyun aktörlük hayatının başlamasının can noktası. Kafamda bir ampul yandı. Ya biz aslında yeryüzünde oynamıyor muyuz? Evet. Babayım, baba rolünü oynuyorum. Kocayım, eşim için kocalık vazifesini yapıyorum. O bir rol. Avukatım avukatlığı oynuyorum. Yazarım yazarlığı oynuyor. Aslında herkes oynuyor yeryüzündeki. Evet. Buradan yola çıkarak şu an Sahaf İsmail Efendisi içeriye gir ve rolünü oyna dedim. Ve ben tekrar karar verdim. İçeri girdiğimde içeride Bahadır Yenişehir yolu yoktu. Sahaf İsmail Efendi vardı. Ben kendim de hayret ettim. İlk oyunculuk deneyimim o. Tamamen tesadüf. Belki sohbetlerimizde Ahmet Tezcan'ın bu senaryoyu yazdığını ve bu projede olduğunu biliyorum. Zaman zaman belki böyle şakalaşmışızdır. Hani bana da bir rol yaz falan filan diye ama bu hiçbir zaman ciddiye alınacak bir şey değildi. Ben o yaştan sonra yani aşağı yukarı 50'li yaşlarda içimdeki aktörü keşfettim. Gençlere örnek olması açısından çok önemli. Hangi yaşta olursanız olun. Potansiyelinizi tam olarak bilmeniz mümkün değil.
neyi yapabilirim, neyi yapamam? Bunun kararı önünüze bir fırsat gelmeden, sizin o fırsatı değerlendirme imkanına kavuşmadan bilmeniz mümkün değil. Ama ilk söylediğim şey, işte bu fırsat önünüze geldiğinizde sizin entelektüel bir altyapınızın olması lazım. Evet. O karakteri yorumlamak, o karakteri ete kemiğe büründürmek sizin dağarcığınızda biriktirdiklerinizle alakalı. Ne zaman oyunculuğa başladın? 55 artı 1 gibi. 55 artı 2 gibi. Ben 55 yaşındayım. İşte o karakter çok sevildiği ve televizyonda çok izlendiği için bana daha sonra Sevda Akış'ın kanadındaki Saatçi Hüsnü'yü ve Saatçi Hüsnü'den de şu an çok izlenen Faidat Abdülhamit'teki Tahsin Paşa'yı ve oradan yola çıkarak da şu an içinde bulunduğum çok önemli iki sinema filminde çok önemli karakterleri yorumlama imkanı verdi. Ben de gördüm ki bizatihi aslında benim içimde bir aktör varmış. Duruyormuş ama kendini bana göstermiyormuş. İmkan önüme geldiğinde ama iyi ki yıllardır 30 yıllık avukatlık mesleğimde pek çok insan hikayesi biriktirmişim. Bütün dünyayı dolaşmış olmanın verdiği güç, yıllardır yaptığım okuma serüveni beni öyle bir beslemiş ki bu karakterleri yorumlamak artık gerçek ve sahici hale dönüştü. Biraz önce röportaj yapmaya başlamadan önce aşağıda bir kahve için diye oturduğumda yoldan geçen bir karı koca beni durdurdu. Hiç tanımıyorlar. Evet. Yani beni tanıyorlar da önceden görüşmemiz yok. Siz Tahsin Paşa değil misiniz dedi beyefendi. Ve dedi yemin ediyorum siz sanki ışınlanmış gibi o döneme, o dönemin insanıymışsınız gibi. Bu kadar mı gerçek oynanır, bu kadar mı sahici olur, bu kadar mı inandırıcı olur, ben size hayranım diyerek bir sohbet yaptık aşağıda. Evet. İşte bu şu, Tahsin karakterini anlıyor, kodlarını çözüyor olmak, onun parametrelerini biliyor olmak. Tahsin'i bugün İstanbul'da dolaşsak Faidat Abdülhamit başlamazdan önce Tahsin Paşa kimdir diye sorsak 100 kişiden bir kişi bilmezdi. Belki iyi kitap okuyanlar, araştırmacılar, tarihçiler bilirdi ama sokağa çıktığınızda kimse bilmezdi. Bugün sokağa çıktığınızda 100 kişiden 60 kişisi Tahsin Paşa'yı biliyor. Benim onu yorumlamamla alakalı. Tahsin'i öyle yorumlamışım ki gerçek bir karakter ortaya çıktı. İşte bu Tahsin'i yorumlama mevzusu. Bunu yorumlarken background'ında biriktirdiklerinden yola çıkıyorsun. O yüzden gençler önlerine bir fırsat geleceği düşüncesiyle şimdiden kendilerini ihya etmeye başlasınlar. Bunun yolu da okumak. Harika bir noktaya temas ettik. Benim siz bunu söyleyince direkt bu kardeşinizle babanızın arasındaki o mektuplaşmaya gittim ben. Hani orada bir baba hayal ediyorsunuz, bir işte kardeşiniz var ve onun ağzından yazıyorsunuz. Aslında belki de o da oyunculuğa belki de değil. Bir parçası. Bir parçası gerçekten. Bunları birbirinden ayırmıyorum evet, zaten. Ayırmıyoruz. Yani evet, bunlar evet. Bir zincirin halkaları gibi. İşte edebiyat da sanat, aktörlük de sanat. Evet. Ama bu benim bahsettiğim edebiyat, benim bahsettiğim aktörlük popüler kültürün maymunu olmayan işler. Evet. Küresel sömürü düzeninin sanatçıymış gibi bize sunduğu, edebiyatmış gibi bize sunduğu kötü örnekleri dışarıda bırakarak kadim, önyargısız, fanatik olmayan bir edebiyattan ve bir aktörlükten bahsediyorum. Kendinizin bir altyapısı vardır, bir dünya görüşünüz, kırmızı çizgileriniz vardır. Ama Türkiye'de entelektüel kavramı yıllardır bize şöyle empoze edildi. Kendi tarihinden utanacaksın, kendi kültürünü kötüleyeceksin ve kendi kadim değerlerini tukaka olarak ilan edeceksin. Sürekli batıya öyküneceksin ve batının değerlerini yüceltip köpürteceksin. Evet. O zaman sana entelektüel derler. Evet. O zaman sana bir paye verirler. Sen sanatçı olarak kabul edilirsin. İnsanları küçük görmek, kendi kadim tarihini, değerlerini üstten bakarak müstehzi bir bakışla aşağılamak sanatçı olmak. Hayır. Biz artık bunun böyle olmadığının da örneğini gösteriyoruz. Bahadır Yenişehirlioğlu iyi bir aktördür. Bunu pek çok profesyonel bugün kabul etmiş durumda. Bahadır Yenişehirlioğlu, bunu gurur kibir için söylemiyorum. Sakın yanlış anlamayın. 55 yaşında bir adam olarak karıncadan aşağı. İyi bir edebiyatçıdır. Bunu bugün otoriteler söylüyor. Ben aynı zamanda iyi bir babayım.
iyi bir eşim, iyi bir dostum, iyi bir arkadaşım, iyi bir yurttaşım. Ben bir entelektüel olarak kendimi kabul ediyorsam, ben bu coğrafyanın, kadim Anadolu'nun bütün değerlerine vakıf, kendi milli manevi değerlerini hazmetmiş, bunun üzerine evrensel bir okuma geliştirmiş ve bütün üç aşağı beş yukarı dünyayı dolaşmış bir adam olarak bütün kültürleri, bütün dinleri, bütün hayat hikayelerini bunun içine katıp bambaşka bir kimlik ortaya çıkarmış olmayı entelektüellik olarak kabul ediyorum. At gözlüğü takmadan, kimsenin fanatiği olmadan, kimsenin tetikçisi olmadan yeryüzündeki insanlığı ihya etmek için, yeryüzündeki insanlığın mutluluğu için Anadolu'dan, kendi insanımdan başlayarak yara açmadan olabildiğince yara sarmanın edebiyatla, aktörlükle, bir parça gazeteyle yazarak, dergilerde yazarak bunun örneklerini vererek bütün gençliğimize örnek olma derdinde. Ben 55 yaşında bunu becerdiysem, 30 yıllık bir avukatlık geçmişinden sonra bu kariyerleri yeni baştan kurgulayıp ve üst noktaya taşıyabiliyorsam siz de yapabilirsiniz diyorum. Ben üstün değilim. Aslında sizde bu cevher var diyorum üniversitelerde, okullarda gençlere. Kendinize güvenin. Ben kaybolabilirdim. Ben bu kadar sıkıntıya uyuşturucu müptelası olabilirdim. Benim için bir kaçış olabilirdi. Babamın hastalığı, abimin cezaevi, annemin kanseri ve o yaşadığım süreç, kaybolmayı seçebilirdim. Hayır, ben kaybolmadan değil, uçurumdan düşerken bir dala tutunmayı seçtim. İşte o dal sanattır, edebiyattır, kadim değerlerdir, dini değerlerdir, hepsidir sizi var eden şey. Ve o daldan tutup kendinizi yukarıya taşıma. Hayat, menkıbe size bunu gösterir. Bunu yaparsanız kurtuluşa erersiniz. Ama her şeyden pişmanlık duyarak ve her şeyi bir yılgınlık olarak alıp kendinizi dışlanmış, aciz ve şanssız görerek o tutunduğunuz dalı bırakırsanız yere çakılıyorsunuz. Ben 55 yaşında bunun örneklerini gösteriyorsam siz de yapabilirsiniz. Ve esas güç sizsiniz. Ve ben kendi yaşadığım dönemle şimdiki gençliğin yaşadığı döneme bakıyorum. Çok değil daha mi? Şeye İmkan. Vakıfsınız. Evet, evet. Hayatı çok daha iyi tanıyorsunuz. Sosyal medya çok daha gelişmiş durumda. Pek çok bilgiye ulaşma imkanınız var. Yeter ki kendinize güvenin. Aramızda çok ciddi cevherler var. Ben mümkün olduğunca da gençlere örnek ve destek olmaya çalışıyorum. Evet. Bu anlamda yazmış olduğunuz eserler, hayat hikayeniz gerçekten ilham olması açısından, örnek olması açısından çok kıymetli. Çok teşekkür ediyoruz. Rica ederim. Röportajımızın sonuna doğru geliyoruz. Son olarak gençlere söylemek istediğiniz bir şeyler varsa onları da alalım hocam. Formüller söyleyebilirim. Başkalarının yokluğu üzerine bir varlık tesis etmeye çalışmasınlar. Hiçbir şeyi yok sayarak kendilerini var edemezler. Kendi güçlerine ve kendi azimlerine inanarak kendilerini var edebilirler. Asla at gözlüğü takmasınlar. Hiçbir inancın, hiçbir siyasi görüşün fanatiği olmasınlar. Siyasi görüşleri olsun, inançları olsun, bunu tartışmıyorum. Öyle ya da böyle. Ama bunun fanatiği olmasınlar. Bunu yara